Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem, bugün Academia School Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, beklediğimiz bölüm geldi. Bugün okulun son günü. Daha doğrusu son 3 okul günümüz var. Yani bu bölüm ilk okul yılını bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi siz severseniz ben bunu böyle artık bir ay sonra falan ikinci sezonuyla devam edebilirim. Ancak serinin sonuna geldik. En azından şimdilik birinci sezonun sonuna geldik. Bu arada bir şey fark etmiş olmalısınız ki en son bıraktığımız gibi değil. Abi, ben videoyu kapattıktan sonra oyun çöktü. Son kayıttan devam etmek zorunda kaldım. Şuraya duvar çekmemiz gerekiyor. Şuraya da bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane kuruyorduk arkadaşlar. Ancak hakikaten oyun çöktü. O yüzden param da gitti yani. Bayağı hakkımı yediler. Şu an 34 dolar param var. O yüzden oyunu hızlandıralım hemen. 14. günde o işleri halledeceğiz arkadaşlar. Şu an okulun puanı B. Yani toplam puanı da F görünüyor. Büyük ihtimalle geçeceğiz. Zaten geçmeme gibi bir şansımız yok. Bu arada oyunda şöyle bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi okulu büyüttükçe ne kadar fazla öğrenci varsa o kadar kasıyor oyun arkadaşlar. Bunu da umarım update'lerle falan hallederler. Bir optimize etmeleri gerekiyor. Bu arada okul bitti. Bak, öğrenciler gidiyor. Şöyle yaklaştırınca falan hiçbir sorun yok. Gayet akıcı. Uzaklaştırıyorsunuz. Herkes bir ekrana girdiği zaman oyun kasıyor abi. Böyle bir sıkıntı var. Bu arada saçım çok kötü lan. İnsan bir videoya girmeden önce düzeltir falan ama ben bilmiyorum. Umurumda değil. Takılıyorum arkadaşlar. Rahat olun. Şimdi bak, insanlar ekrandan çıkınca oyun akıcı olmaya başlıyor. Oyunun yapımcıları lütfen bunu düzeltin. Hadi bakalım. Şimdi 14. güne geliyoruz. 14, 15, 16. Hakikaten bu bölümde bitiriyoruz arkadaşlar. Bu bölümde bitiriyoruz. Üzüldüm ya. Bayağı üzüldüm. Saat 8 olmadan ben hemen şuraya bir tane... Aa, duvar yapamıyoruz abi. Bir tane duvar 100 dolar ya. Neyse, şunu 8 yap hemen hızlı hızlı. Hadi 8 ol. Ertesi gün olsun. Paramız gelsin arkadaşlar. Paramız geldikten sonra şuraya hemen duvarları yapacağız hızlı hızlı. Para 7'de geliyor değil mi? Yok, geldi geldi. Dur. Dur şimdi. Brick wall. Brick wall şuraya şöyle çek abi. Okey. Şimdi siz onu bir inşa edin evladım. Onu inşa edin. Öğrenciler saçma sapan yerlerden gelmesin. Daha sonra ne yapmıştık? 12.000 parayla bir oyunu durdurmayalım. Yavaş yavaş yapsak da olur arkadaşlar. Zaten zaman bayağı yavaş geçiyor. Kütüphane ve bilgisayar laboratuvarı yapacaktık. Buraları hemen hızlıca tamamlayalım. Gereken şeyleri koyalım. Objeler kısmında kütüphaneye gelip... Nerede kütüphane? Kütüphane burada. Kitaplık koyacak. Bunları geçen bölüm koyduk. Ancak dediğim gibi hakikaten bir sıkıntı çıktı. Bookshelf bir tane yetiyormuş da. Ben şöyle 4 tane koyayım. Yeter. Bir tanesi ne kadar? 150 dolar. Çok da... Ya bayağı pahalı aslında lan. 150 dolar ne abi? 1, 2, 3. Şöyle koyuyorum hepsini abi. Ne oldu lan? Bir hata bak. Abi, oyunda hakikaten hatalar var ya. Şunu sandalyeleri koyuyorum. Bunlar gelip bunları inşa etsinler hızlı hızlı. Bak, gelmeye başladılar yavaştan. Bu kadar şey öğrencilere yetmeyecek. O yüzden ben şunları da koyup... Şimdilik burayı bitiriyorum. Burası gerekirse ikinci sezonda falan büyütürüz. Ancak ben ikinci sezonda eğer yaparsak arkadaşlar, videoyu beğenin. Hani siz bu seriyi beğeniyorsunuz zaten. Büyük ihtimalle devamının gelmesini isteyeceksiniz. Ancak 5 tane gerekiyormuş bu arada. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi altıncısı da benden olsun. Sandalyelerimizi de koyalım abi. Bilgisayarları ters koymadık değil mi? Bilgisayarlar düz duruyor, tamam. Yani oraya göre duruyor. Şimdi... Öğrencilerimiz ortak alanlarda takılıyor. Bir de şöyle bir bug gibi bir şey var. Geçen bölüm fark ettim. Derse girmemiş abi çocuklar. Çocuklar derse girmemiş. Orada bir sıkıntı var yani. Hiç anlamadığım saçma sapan bir sorun var. Bu arada şu oyunun... Abi, bu kadar öğrenciyi kaldıramıyorsa hakikaten büyük sıkıntı. Şey diyordum. Eğer ikinci sezonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. İkinci sezonda ben çok daha farklı ve çok daha büyük, güzel bir okul yapacağım. Ve oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Yine ikinci okul yılında ben ilkini kendim oynarım. Şimdi okulu nasıl bitireceğiz biliyor musunuz? Şu an yeterli paramız yok bunun için. Okulu... Şuraya çit çekerek ve şuraya da bir oda yaparak artık kapalı bir alan haline getirebiliriz arkadaşlar. Onun için oyunu yavaştan şöyle bir hızlandırabiliriz. Bilgisayar laboratuvarımız ve burası hazır değil mi? Aynen, buralar hazır. Burada sıkıntı yok. Önce şuradaki odayı yapabiliriz arkadaşlar. Orayı büyük ihtimalle böyle sınıf gibi bir şey yapacağız. Duvarlar kısmına gelelim. Şimdi burası, yani şurasıyla şurası... Eşit değil gördüğünüz üzere. O yüzden nasıl bir şey yapsak? Nasıl bir şey yapsak? Ben bu simetri olmama olayına çok takılıyorum abi. Aslında şöyle bir şey yapılabilir. Tamam mı? Buradan geliriz böyle. Burayı kapatırız. Şuraya böyle 3 tane buradan.
3 tane buradan, 2 tane kapı olsun. 2 tane de kapı orada olsun. Okey. Şimdi yerleri bunun nasıl yapsak? Paramız yok yeterince. O yüzden mermer yapacağım abi. Buranın yerler de şöyle mermer olsun. Okey. Daha sonra 2 tane de ikili kapı gerekiyor. Kapı bile 100 dolar. Çok pahalı. Hayat çok pahalı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Burayı sınıf ya da başka bir şey olarak kullanabiliriz. Ya da ekstra bir kafeterya yapılıyorsa mesela oraya da küçük bir... Yok, kafeterya için çok küçük olur orası. Bilmiyorum. Burası şimdilik bir boş kalsın. Şimdilik çok önemi yok arkadaşlar. Yalnız temizlik puanımız B. Onu A'ya çıkarmaya çalışacaktım. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Oğlum ben buraya yanlışlıkla kapı koydum lan. Ha. Şimdi staff kısmına geliyoruz. Temizlikçiler nerede? Hademeler burada abi. Bunlardan alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane şimdi alalım. Puanı artırmaya yeterli olacak mı emin değilim. Zaten 5 tane alamadık abi, paramız bitti. 155 dolarımız var. Şimdi bir ilerlet, bir şeye bakacağım. Öğrenciler derse giriyor mu ona bakacağız arkadaşlar. Şu an ortak alanlarda takılıyor çocuklar. Bahçeye çok fazla çıkmıyorlar bu arada. Genelde iç mekanda takılıyorlar. Tuvaletlerde sıra var. Tuvaletler ne kadar abi? El yıkama yerlerinde sıra var arkadaşlar. Bir de öğrencilere bakalım. Yani durumları ortalama civarı. Çok da başarılı değiller açıkçası. Şöyle el yıkama yeri yapacağız. Ne bu, lavabo? Lavabo değil mi? Şey, tuvalet daha doğrusu. Sink. Ne kadar? 300. Abi para yok ki. Para yok lan. Bunu da geçen bölüm fark ettim. Hepsi burada yığılmışlar. Bir sürü şuraya el yıkama yeri yapalım arkadaşlar. En azından yarı yarıya indirebiliriz. Şimdi dersleri bak. Bak şimdi bak. Bu sınıf niye boş? Bu sınıf niye boş? Bu sınıf niye boş? Bunlar dolu. Şu ikisinde sıkıntı yok. Bunun yarısı dolu. Bu öğrenciler ne yapıyor abi? Kafeteryada takılıyorlar. Sebep? Bana sorarsanız burada bir bug var abi. Bir hata yaptığımı düşünmüyorum ben. Ya baksana şunun yarısının dolu olmasının bir amacı yok yani, anladın mı? Bilmiyorum, umarım sıkıntı çıkmayacak ya, hadi bakalım. Bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane, bak burada kütüphaneyi kullanmıyorlar. Buradakini kullanıyorlar. Bahçeye çok az çocuk çıkıyor. Genelde nerede takılıyor bunlar? Oğlum çocuk, aha oyun dondu. Vallahi oyun dondu. Çocuklar tuvalette takılıyor ya. Nedense hep bir burası kalabalık böyle. Ya şu günü bir atlatalım, ertesi günde bir tuvalet muvalet şeylerini yapalım arkadaşlar. Şurayı düzeltmemiz lazım. Hakikaten büyük sıkıntı ya. Pardon. Ya bu böyle olmaz abi. Bu böyle olmaz, baksana. Şunlar yetiyor Allah'tan. Tuvaletler yetiyor da el yıkama yerleri yetmiyor. Çocuklar tabii yemek yedikten sonra el yıkamak isteyecekler. Ne yapacaklar? Yıkayamayacaklar. Sonra ne oldu efendim? Hastalık kaptım. Ebola oldum. Bilmem ne oldum. Hadi devam. Devam, yürü abi. Bilgisayar labına gidiyorlar. Kütüphaneye gitmiyorlar. Bir de oraya bir bakalım. Okulun gidişatında bir sıkıntı var. Hakikaten bir bug falan olayı var arkadaşlar. Ben anlayamadım ya. Anlam veremedim. Bu arada bizim çitlerin fiyatı ne biliyor musun? Bir tanesi 100 dolar. Süper abi. Hakikaten süper. 100 dolar ne ya? Hayvan mısınız abi? Hayvan mısınız? En azından kütüphaneye giden 2-3 kişi var. Peki bunlar çalışkan öğrenciler sanırım. Bir tanesini tıklasana. Bunlar monitör. Oğlum bunlar gardiyanmış lan. Şu çocuğa tıkla. Bak bunlar iyi. Bunlar iyi. Süper. Beden eğitiminden kalacak gerçi de. Tamam, şu bölüm bir bitsin bakalım. Bugün bitsin daha doğrusu. Hemen tuvaletteki sorunları halledelim. Bir de para yeterse çit çekeceğiz. Şuradaki oda şimdilik kalsın. Okul sırf şey olsun diye koydum bunu arkadaşlar. Ne denir? Ne denir ben de bilmiyorum. Kapansın diye. Kapalı mekan olsun diye koydum. Bu arada ben hüzünlendim ya. Oğlum bu oyun çok güzel. Hakikaten acayip hoşuma gitti. Ya siz de bayağı beğendiniz arkadaşlar. Buna benzer 2-3 tane oyun daha tavsiyesi verdiniz. Onlardan devam edeceğiz. Kesinlikle devam edeceğiz. Ama bu serinin bitmesine böyle bir üzüldüm. Ben duygusal adamım abi. Ben üzülürüm. Tamam. Şimdi objeler. Sink. Hemen buraya koyabildiğimiz kadar lavabo koyalım. 1, 2, 3, 4. Sıkıştıracağız artık. 5... Alt. Hayvan gibi pahalı. 300 ne abi? Manyak mısın ya? Abi oldu, anasını satayım. Böyle... Çok pahalı. Çok. 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 Arkadaşlar buradaki sıkıntı ne bu arada ya? Sanki ben şu pervaneleri koyduktan sonra bir sıkıntı oldu. Onunla alakalı olabilir mi ya? Bir deneyelim mi abi? Ya ne kaybederiz ki abi? Dur. Objelere gel. Dismantle de. Pervaneyi mi kaldırma emri verdik biz şimdi oraya. Ha, devam et abi. Şu
pervaneleri bir kaldırın abi. Şu pervaneleri bir kaldırın. E burası da dolmuyordu ki gerçi. Bir sıkıntı var, ben anlayamadım ya. Hakikaten anlayamadım. Bu arada bahçeye çıkmak için şuradan yol çekecektim. Gerek yok arkadaşlar. Bu yolda gayet kullanışlı. Bayağı kullanışlı yani. Bu arada yarın son gün. Yarın son gün. Oo, bir dakika. Cheat çekmemiz lazım. Fences, fence staff door, fence door. Ha, cheat kapısı falan da var bak. Güzel, Minecraft tag. 2200. Hayvan mısınız ya? Abi 3000 yine para bitti. 2800 param kaldı. Şu bahçeye birkaç tane daha sandalye ekleyelim mi? Bence güzel olur. Common area. Şuralara böyle sandalyeler ekleyelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Burası simetrik oldu. Bayağı bir eklemem lazım da. Para yetecek mi? Bir masa ne kadardı? 100 dolar değil mi? 150. Hatta 150 yani. 100 bile değil. Aşırı pahalı. Neyse koyalım. Her şey çocuklar için. Temizlik puanımız B. A ile bitirme hayalimiz vardı. Büyük ihtimalle olmayacak arkadaşlar. Sandalyeyi yanlış yere koyduk. Bu arada para kazanmak istersek işçileri falan kovabiliriz aslında. Ama gerek yok artık. Bu adamlar işimize yarıyor. Çok kötü çalışsalar da onlar olmadan olmuyor arkadaşlar. Bu arada hakikaten bir sıkıntı var. Benim anlamadığım bir... Bak bunların matematiği falan iyi. İki tane öğretmen ders anlatıyor artık. Ya burası niye boş abi? Bu sınıflar niye boş? Bu çocuklar niye şuraya gitmiyor? Anlamadım ki. Pardon. Hızlandır be abi. Şu çitleri mitleri bir yapsınlar. Buradan çocuklar dışarı çıkamasın. Kaçamasın. Sonra saçma sapan. Tamam, çitleri yaptılar. Sıkıntı yok çitlerde. Böyle bir çit alanımız var. Bahçemiz küçük ama minnoş oldu. Tatlış oldu. Gayet güzel. Onun dışında şuradaki laboratuvarı falan bayağı bir büyütmem gerekecek arkadaşlar. Ama ona da param yok. Para olmadığı için yapamıyorum. Şimdi tuvaletlerdeki durum ne abi? Hemen şimdi de tuvaletler mi yetmiyor? İşçiler yüzünden. Ha, hepsi birden tuvalete girdi. Fark ettiniz mi? El yıkama yerleri. Evet, bir yarı yarıya azalma görüyorum ben burada. O kadar da kötü değil durum şu an. Çocuklara bakıyoruz. Herkesin matematiği iyi. Diğer dersleri kötü. Lan böyle bir olay görmedim ben. Bu arada bir tane daha işçi alalım abi. Hazır şey yapmışken. Temizlikçi. Belki A almamıza yardımcı olur. Paramız bitti bu arada. 300 kaldı. Genel bir bakış atacağım abi şöyle. Bu çocuklar nerede takılıyor onu anlamaya çalışıyorum şu an, tamam mı? Kafeteryada takılıyorlar. Bak bunlar dersteyken, bunlar kafeteryada. Bunlar okulu mu asıyor acaba? Ben anlamadım ki. Bunlardan birini, dersi de kötü abi bunların. Ya burada hakikaten aptalca bir durum var. Ben anlayamadım. Benim yaptığım bir hata mı var acaba? Onu anlamıyorum. Bilmiyorum, oyuna güncelleme falan geldi, bir şey mi oldu bilmiyorum ama ben bunu bir inceleyeceğim. Neyse, sıkıntı değil. Zaten son 3 gün derse girmeseler de çok bir sıkıntı olmayacak. Biz yine yakın bir puan alacağız. Tuvaletleri büyütmemiz lazım arkadaşlar. Siz laf etmiştiniz abi, tuvaletler çok büyük oldu falan diye, ama gördüğünüz gibi yetmiyor. Öğrenci nüfusu arttıkça tuvalette yapmak gerekiyor maalesef. Ya bakalım, ikinci sezonda artık bir şeyler yapabilirsek yaparız. Bu arada bugün de bitti değil mi? Bu öğrenci günde bitti. Ve okulun son günü yarın. Hadi bakalım. Bitsin abi, saat 5 olsun. Herkes çıksın gitsin. İyi günler. Yarın okulun son günü arkadaşlar. Hazır sömestr tatiline de girmişken güzel tesadüf oldu böyle. Ben bunu planlamamıştım. Hadi bakalım. Hadi çıkın gidin. Çıkın gidin, yarın herkesi okulda göreceğim. Yarın herkesi okulda görmek istiyorum. Arkadaşlar hakikaten birçok derse girdik. Birçok hocayı böyle ifrit olduk falan ama sonunda okul bitti. Dersinize çalışın arkadaşlar. Ne diyorum ben ya? Ne diyorum abi? Çalışan çalışır. Çok şey yapmayın. Bu arada geçen videonun altında böyle yorum atmıştım. Hani notlarınız kötü geldiyse öyle çok depresyona falan girmeyin arkadaşlar. Her şey düzelir yani. Benim de ne bileyim, lisede falan notlarım çok iyi değildi. Ama şu an mesela üniversitede en başarılı öğrencilerden biriyim. Oluyor. Oluyor zamanla. Rahat olun. Şimdi paramız geldiğine göre okulun son günü, bir şeyleri düzeltelim. Şimdi kafeterya, şöyle bir riske mi girsek? Son gün işçileri abansak mı? Temizlikçilere. Janitors bir alalım abi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane temizlikçi daha aldım. Bunlar A yapmamıza yardımcı olur mu? Emin değilim. Ama ben geriye kalan parayla birkaç tane obje ekleyeceğim sağa sola. Eksik gördüğümüz yer var mı? Kafeterya bayağı dolu zaten. O yüzden
Ona yapacak bir şeyimiz yok. Hala puanımız B arkadaşlar. Aslında bütün parayla temizlikçiye abansak bir şeyler değişebilir. Ama o riske de girmek istemiyorum açıkçası. Ben şuraya birkaç tane daha sandalye koyacağım. Hatta bank koyabiliyor muyuz? Bank vardı bir yerde. Common area'da değil miydi o? Outdoors değildi. Neredeydi ya? Bank vardı. Allah Allah. İlginç. Çok ilginç. Göremiyorum. Bank nerede? Hemen şöyle bir geziniyorum abi. Vending machine var. Otomat vardı. Onu kafeteryaya koymuştuk zaten. Bankı bulamıyorum abi. Common area'da değil miydi bank ya? İlginç. Çok ilginç. Çocuklarım siz otursanız da size masaya... Oğlum fazla masa da yapmayayım. Kullanmıyor zaten gerizekalılar. Ben bütün parayla şeye abanıyorum ya. Hademe'ye abanıyorum. Okulda eksik olan bir şey yok abi. Hadi lan hadi. Hadi hadi. 500 dolarım kaldı. 500 dolarla da birkaç böyle küçük değişiklik yapalım hemen. Ne yapalım? Hadi oraya da masa koyalım ya. 500 dolarla şuraya da masa koyabiliriz. Buraya koyalım. Nereye koyalım? Şuradan simetrik gelsin. O 1, 2, 3 boşluk bırakmış. 1, 2, 3 boşluk. 3. boşlukta sandalyeler varsa şurada olacak tam olarak. Tamam, geriye kalan parayla bir sandalye alalım. Paramızı ucu ucuna kullanacağız böyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 66 dolarım kaldı. 66 dolarım kaldı. Bu sandalyeleri nereye koysak? Elimde 25, 75. 2 tane daha bir sandalye alalım abi. Ya da şu çöp kutusu ne kadarmış? 5 dolar. Aa güzel. Tamam şöyle bir şey yapacağım dur. Şu sandalyeyi alıyorum. Ve öğretmenler odasına koyacağım. Tamam mı? Şurada otursun bunlar. 1, 2 tane burada. 16 dolarım kaldı. 5 dolar çöp kutusu vardı arkadaşlar. Bahçeye çöp kutusu koyalım birkaç tane daha. Gerçi çok uzağa koymaya da gerek yok. Şuraları falan koyabiliriz aslında. Bu arada mesaj geldi. Şöyle koyabiliriz. Ondan sonra şöyle koyabiliriz. Sonra şöyle koyabiliriz. 1 dolarım kaldı abi. 1 dolarla ne yapabilirim? Kavga mavga çıkmış okulda bu arada. Ha, param bitti falan diyor. Tamam. Para bitti abi. Onu ben de biliyorum. Para bitti. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 1 dolarla bir şey yapılıyor mu? Emin değilim. Sanırsam öyle bir olay yok yani. 1 dolara alabileceğim bir şey var mı benim? 150, 150, 150. Bir eşyalara bakalım ya. Şunlar şu orta hızda bir akmaya devam etsin. Bunları biliyoruz abi. Bunları da biliyoruz. Klinikteki her şeyi koyduk. Ortak alandaki her şeyi koyduk. Bilgisayar laboratuvarını biliyoruz. Öğretmenler odasını biliyoruz. Janitor's room. Hademe odası böyle. Mutfak böyle. Kütüphane böyle. Okey. Ofis. Aynen. Ofise de her şeyi koyduk. Tuvaletlere de her şeyi koyduk. Bu banklar falan nerede dedim. Tam önüme çıktı abi banklar. Saat maat varmış bak. Bu saat ne kadar? 25 dolar mı? Param yetmiyor. Para bedava olan bir şey yok mu? 1200 dolar olan ne lan? 1200 dolarlık bir şey gördüm orada. Neyse çok kurcalamamak lazım. Abi bakıyorum şurada yani çok da bir olay yok ya. Salla gitsin. Salla gitsin abi. 1 dolara bir şey alamayacağım sanırsam. Okulun son günü arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Okul yılını bitirdik. Yapılacak bütün görevleri yaptık. Okulumuzu şu an 328 öğrencimiz var. Genel duruma baktığımız zaman freshmanlar, birinci sınıfların genel durumu iyi. İkinci sınıflar gibi yani poh gibi yani. Hakikaten poh gibi. Bu ne abi? Bu ne? Sağ tarafta. Bu ne abi? Rezil misiniz lan? Üçüncü sınıflar daha kötü. Dördüncü sınıfların matematiği iyi. Geriye kalan dersleri kötü. Birinci sınıflara helal olsun. Yapacak bir şey yok. Yalnız hijyenleri ve açlıkları çok kötüymüş çocukların abi. Baksana birincisi. Hijyen evet. Tuvalet yetmedi. El yıkama yeri yetmedi abi. Okulda hastalık yayılacak birazdan. Temizlik be. Hızlandıralım abi. Okul yılımız bitiyor arkadaşlar. Son 4 saat. Son 4 saat. Videonun da tam sonuna geldik. Böyle sürede yetişecek gibi. Hadi bakalım. Umarım sıkıntı çıkmaz videoda. Vallahi güzeldi ya. Ben çok eğlendim. Academia School Simulator serinin sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi istatistiklerimizi göreceğiz. Bakalım geçmiş miyiz, kalmış mıyız? Hepsini göreceğiz. Yani okul acayip pis bu arada. Baksana yerler, kafeterya komple pis ya. Şunlar hep pislik işte. Onların temizlenmesi lazım. Tuvaletler yeterli değil. Tuvaletler de pis. Ortak alan leş gibi. Sınıflara girmiyor artık çocuklar. Neden bilmiyorum. Ya bu nasıl dandik bir okul bu ya? Garbarius Fen Lisesi battı arkadaşlar. Ben böyle dandik bir okul görmedim hakikaten. Şimdi hadi. Bitsin abi okul yılımız. Saat 4 oldu.
Saat 5'te öğrenciler gidecek. Saat 8 gibi sanırsam bu çocuklar yani okul yılı komple bitecek. İstatistikleri ne zaman gösteriyor bilmiyorum. Saat 5'te gösterse güzel olacak. Zaman yetmeyecek çünkü. Facecam kesilirse kusura bakmayın arkadaşlar. Hadi. Hadi oğlum gidin evinize gidin hadi. Sizi bekleyemem ben. Sizi bekleyemem. Rezil herifler ya. 89 tane çalışan var. 14 tane de öğretmen var arkadaşlar. Valla bayağı uğraştık ya. Bayağı uğraştık. Bu arada facecam kesilecek. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Süre yetmedi. Şarjım bitiyor arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi bakayım saat 8 olsun ve istatistikleri görelim artık. Bu kadar bekledik. Kaç bölümdür oynuyoruz? Sonunda şu istatistikleri görelim. Hadi. Hadi oğlum saat 8 olsun. Valla heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Nasıl puan alacağız bilmiyorum. Bu arada facecam görüşürüz. Gitti arkadaşlar. Hadi oğlum saat 8 olsun. Evet 8 oldu ve okul yılımız an itibariyle bitti. Final sınavları şu an geliyor diyor arkadaşlar. Devam et diyelim ve sonuçlarımızı görelim. Rezalet. Arkadaşlar bu gördüğünüz tablo bir rezalettir. Sınavlardan, öğrencilerden konuşuyorum. İşte kaç öğrencimiz vardı toplamda? 300 küsür öğrenci vardı ya. Bütün okulda 36 kişi sınavları geçmiş. 292 kişi kalmış abi. 292 kişi sınavlardan kalmış. Ben bunu alkışlarım. Hakikaten bu bir aptallıktır. Demek ki iyi bir eğitimci olamadık. Çocuklara da suç atmayalım. Ya birinci sınıflar... Abi o geçen kişiler de sadece birinci sınıftan bu arada. Sadece şu gördüğünüz elemanlar geçmiş. Vay yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Geçme puanı F. Birinci yılın geçme puanı F oluyor. İkincisi D oluyor arkadaşlar. İkinci yılın. Biz F aldık. Alınabilecek en kötü puanı aldık toplamda. Ama sonuçta bitirdik. İlk okul yılı. Şuradan next school year diyerek ikinci sezona devam edebiliriz. Ancak ben videoyu burada noktalıyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.